Evet, kazanım 14 yeni formatla karşındayım değerli arkadaşım. Burada 3 tane soru bizi bekliyor. Evet, birinci sorudan başlayalım değil mi? 3 tane soru bizi bekliyor. E, i̇kinci sorumuzda şekilde gördüğün gibi az önce bir sınav sorusu. Meşhur 2021. Hadi bakalım, başlayalım mı birinci soruya bir an önce? Başlayalım. Noktanın doğruya göre simetri bir noktadır unutma. Şimdi ekrandan ayrılmıyorum. Bir doğru çiziyorum ve elimizde bir noktamız var. Ee, bize verilen bir nokta A noktası eksi 1'e 2. Ve bu noktanın bu doğruya göre simetriğinden bahsediyor bize. Bu noktanın bu doğruya göre simetri yine bir doğru, e, nokta olacaktır. O da benzer şekilde buraya da ne diyelim? B diyelim. E, bu A noktasının bu D doğrusuna göre yani Y eşittir X eksi 3 doğrusuna göre simetriği B noktasıdır. Ve simetri alındığı için değerli arkadaşım buralar birbirlerine eşittir. Bizden istenen nedir? B noktasının koordinatlarıdır. Hmm, nasıl düşünebiliriz? Şöyle düşünebilir miyiz? Sonuçta burası e, simetri olduğu için burası diktir. Şöyle yapalım, buraya K kesim noktasını istersen bir kesim noktasını bulmaya çalışalım. Bak, önce ne yapacağımızı şöyle bir kararlaştıralım. K kesim noktasını bulsak, yani e, AB doğrusu sonuçta şunu da şöyle belirteyim, mAB, AB'nin eğimi, AB'den geçen doğrunun eği doğru D doğrusuna dik değil mi? O zaman bunların eğimleri çarpımı da eksi bir olur mu? Hay hay, tabii ki de olur. O zaman biz ne yapalım? Ee, biz AB doğrusunun denklemini bulalım. Ve iki doğruyu, önceki doğruyla bu doğruyu ortak çözdüğümüz zaman kesin noktalarını bulmuş oluruz. Oradan da ortam noktanın tanımından ya da artım miktarlarından B noktasının koordinatlarını buluruz. Şimdi A, D doğrusunun eğimi biliyorsun. X'in katsayısı eğimdi? Kaçtı? 1'di. Burası 1 ise MAB eşittir. Eksi 1 olacak. Şimdi doğruyu bulmak istiyorsak nokta ve eğim lazım. Noktamız belli. Eksi 1'e 2. Eğimimiz belli. Eksi 1. Hemen denklemimizi yazalım o zaman değerli arkadaşım. Y eksi 2 eşittir. Onu da hatırlatalım. Neydi doğru denklemimiz? Bir noktası ve bir eğim belli olan doğru denklemi. Y eksi y sıfır eşittir. M çarpı x eksi x sıfır idi. Değil mi? y eksi 2 eşittir eğim çarpı yani eksi 1 çarpı x eksi eksi 1'den x artı 1 olacaktır. Eksi 1'i dağıtalım içeriye. Y, y eşittir ne olacak değerli arkadaşım? Eksi x eksi 2 eksi 1 oluyordu. 2 daha geldi artı 1 oldu. Bu doğrumuzda bizden ee, bizden istenen AB doğrusunun denklemini de, bulmak istediğimiz doğru denklemini de bu şekilde bulduk. İlk doğrumuz neydi? x eksi 3'tü. Bunları ortak çözelim. Dolayısıyla eksi x artı 1 eşittir. x eksi 3'ten. Buradan 2 x eşittir 4. x eşittir 2 çıkacaktır. Hay hay. O zaman k kesim noktasının absesi 2 çıktı. 2'yi götürüp yerine yazarsak denklemde 2 eksi 3'ten eksi 1 yapacaktır. Ordinatımızda eksi 1 çıktı. 2 eksi 1. Şimdi Değerli arkadaşım burada artın miktarlarından biz bizden istenen B noktasını bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. B noktasının koordinatlarına x, y diyelim. Eksi 1'den 2'ye kaç artmış? 3 artmış. Artı 3 değil mi? O zaman 2'den buraya 3 artarsa x eşittir 5 olacaktır. Devam edelim. Ordinatlar 2'den eksi 1'e 3 azalmış. O zaman buradan buraya 3 azalacağı için eksi 4 olacaktır ki y'miz de nedir değerli arkadaşım? Eksi 4 o zaman 5'i eksi 4 noktası yani birinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Doğru mu diye bakıyorum seçeneklerimiz. Evet doğru bir hata yapmayalım değil mi? Evet birinci soruyu bu şekilde geride bıraktık. Gelelim ikinci soruya. Meşhur soru yıl 2021 AYT. Evet çok zor sınav, matematik sorularının zor olduğu çok zor olduğu çok tartışılan bir yılın bir sorusu daha. Bakalım zor muymuş? Şimdi soruyu dikkatlice okuyalım. Dik koordinat düzleminde 4'e 4 noktasının 1'e 0 noktasından geçen doğruya göre simetri. Hmm. Tamam. O zaman şöyle yapıyorum. Ben şuraya bir C noktası diyeyim. 4'e 4. E 4. Bak şimdi bu noktanın diyor. Üzerinde bir nokta barındıran bir doğruya göre simetriğinden bahsediyor. Yani üzerinde bir nokta barındırıyor. Hangi noktayı barındırıyor? B, 1'e 0 noktası diyelim. Bu noktayı barındıran bir doğruya göre simetriği... Ki buralar orta noktadır. Değil mi? Simetriği... Ee, doğruya göre simetriği olan nokta A'ya sıfır noktasıdır diyor. O zaman biz bu noktaya ne, ne diyelim? Dolayısıyla D A'ya sıfır noktası diyelim. Değil mi? Şimdi burada neler yaparız? Neler yaparız? Öncelikle şu tamam şu e, şuranın buraya eşit olduğunu biliyoruz. O zaman burayı şu kesin noktasına da ne diyelim? A diyelim. Evet değerli arkadaşım şu kesin noktasına da A diyelim. Şimdi e, bu A noktasının koordinatlarını orta noktadan bulabilir miyiz? 4 artı A bölü 2 virgül 4 artı 0 bölü 2 değil mi? Yani 2 yapıyor. Şimdi burada temel inceleyeceğimiz nokta nedir? E, CD'den geçen doğrunun eğimi ile AB'den geçen doğrunun eğimleri çarpımlarının eksi 1 olduğudur. Çünkü bu doğrular birbirlerine nedir? Diktir. O zaman... Gel bakalım hemen değerli arkadaşım şurada CD'yi bulalım. CD nedir? A eksi 4 bölü düzeltiyorum. Ordinatların farkını bulacağız önce. Ee, 4 eksi 0 bölü ordinatlar. 4 eksi 0 bölü 4 eksi a. 4 eksi a. Şimdi bunu bulduk. Buradan ne çıktı? 4 bölü 4 eksi a. Devam edelim. M, A, B'ye bakalım sevgili arkadaşım. Noktalarımız belli. A artı 4 bölü 2. 1, 2, 0. O zaman 2 eksi 0 bölü e, A artı 4 bölü 2 eksi 1. Bu da 2 bölü düzenlersek ne gelecektir? E, 1 kere 2, 2. A artı 4'ten 2'yi çıkarsak A artı 2 bölü 2 idi, değil mi? Bunu da yukarı atarsak 4 bölü A artı 2 gelecektir. Tamam hay hay bunların çarpımları yani MCD çarpı MAB o da eşittir. Eksi 1 demiştik zaten. Değil mi? O zaman ne yapıyoruz? CD'den geçen eğim 4 bölü 4 eksi A. Çarpı CD'den geç, AB'den geçen doğrunun eğimi 4 bölü a artı 2 eşittir eksi 1 tamam bunları çarpalım bunları karşılıklı çarptığım zaman 4 a artı 8 eksi a kare eksi, e, işler dışarı çarpımı yapalım önce 16 eşittir e, eksi 1 ile burayı çarpıyoruz değil mi? E, burayı çarparsak eksi 1 ile 4 eksi a'yı çarparsak a eksi 4 çarpı a artı 2 böyle daha rahat görürüz diye düşünüyorum Buradan devam edelim boş alanda. A kare. Şimdi 2A var. Eksi 4A var. Eksi 2A. Eksi 8 değil mi? 16'yı da bu tarafa atarsak eksi 24 olacaktır. Eşittir 0. Buradan 6'ya 4 diyecek olursak eksi artı AA. Evet. Buradan A eşittir 6 ve A eşittir eksi 4 olarak bulunacaktır ki bunların çarpımları da Eksi -24 olarak. bulunur cevabımız doğru mu değil mi diye bakalım. Evet. -24 olarak bulunacaktır diyorum. Senin zor mu, değil mi? Tabi burada okuduğumuz anlamak çok önemli. Bak dikkat ediyorum. Dik koordinat düzleminde kalın kalemimi alalım, alayım. Dik koordinat düzleminde 4'e 0 noktasının 1'e 0 noktasından geçen doğruya göre simetri. İşte burada okuduğunu anlamak çok ama çok önemli. Birinci, i̇kinci sorumuzda bu şekilde doğru cevabı A seçeneğidir. Gelelim üçüncü soruya. Yine benzer bir soru. Birinci sorunun benzer bir sorusu. A (3, eksi 2) noktasının x eksi 2 artı 5 doğrusuna göre simetri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hay hay. Yine bir nokta alıyoruz. A noktası birinci soruda olduğu gibi (3, eksi 2). Ee, bir doğru alıyoruz. Bu doğrumuz neymiş? X eksi 2y artı 5 eşittir 0. Buna göre simetri neymiş değerli arkadaşım? Olan noktayı bulun diyor. Yine aynı şeyleri uygulayacağız değil mi? Şimdi ee, ne dedik? Buna göre simetriği olan nokta ne olsun? B noktası olsun bilmiyoruz. Bizden istenen şey zaten bu. Burası dik. Burada da K kesim noktası var demiştik. X virgülüye. Bunu bulursak şayet değil mi? Bunu bulduğumuz takdirde iki doğruyu yani AB'den ve şu D doğrusunu denklemden ortak çözdüğümüz zaman K kesim noktasını buluruz. O zaman şöyle yazalım mı? MD çarpı MA, e, AB eşittir. Dik oldukları için eksi birdir. AB'den e, K, D doğrusunun eğimi bu doğrunun eğimi neydi? Eğim eşittir eksi a bölü b'ydi. Hangi durumda? ax artı b artı c eşittir 0 denkleminde. O zaman hemen eğimi yerine yazalım. Eksi 1 bölü eksi 2'den 1 bölü 2 çıkacaktır değerli arkadaşım. Tamam. Burası 1 bölü 2 ise çarpı m a b eşittir eksi 1 ise m a b eşittir eksi 2 yapacaktır. Bu doğrunun eğimini bu şekilde bulmuş olduk. O zaman noktası ve doğrusu, bir noktası ve bir eğimi belli olan doğru denklemi nasıl buluyorduk? Nasıl buluyorduk? Sana soruyorum. Neydi? Y eksi Y sıfır eşittir. M çarpı X eksi X sıfırdı değil mi? eğimimiz belli. Kaç? Eksi 2. Noktamız belli. 3 eksi 2. O zaman X eksi 3. Buradan da y artı 2 değil mi? Eksiydi. Bir de önünde eksi var artı 2 olmuş oldu. Buradan y artı 2 eşittir eksi 2x artı 6. Dolayısıyla y eşit ee, Ne diyelim? y eşittir eksi 2x artı 4 olarak bulunmuş olur. Şimdi diğer denklemimiz neydi? x eksi 2y artı 5 eşittir 0idi. Dilersen burada y gördüğümüz yere eksi 2x artı 4 yazalım. Burada x eksi 2 ile çarparsak buraya artı 4x. Eksi 2 ile çarparsak eksi 8 artı 5 eşittir sıfırdan. 5x eşittir. Burada eksi 3 kaldı karşıya atarsak 3. x eşittir 3 bölü 5 olarak bulunacaktır. Şimdi 3 bölü 5'i bulduk. 3 bölü 5'i bulduk. Tamam. Bunu götürüp yerine yazalım. Y eşittir. X gördüğümüz yerde 3 bölü 5 yazar isek eksi 2 çarpı 3 bölü 5 artı 4 diyelim. Ee, evet. Eksi 6 bölü 5 ile 4 toplarsak 20 şöyle yapıyoruz. Burası eksi 6 bölü 5 artı 4. O da kaç yapar değerli arkadaşım? 14 bölü 5 yapıyor değil mi? 14 bölü 5 yapıyor. Hay hay. Şimdi gelelim işin son kısmına. Tabi rakamlar biraz kesirli olduğu için, e, ifadeler biraz kesirli olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. A nedir? 3'e eksi 2. Evet. Bir doğruya göre simetriğinden bahsetmiştik. Tamam. Şu K kesim noktasını bulduk. Nedir K kesim noktası? E, absesimiz 3 bölü 5. Ordinatımız 14 bölü 5. Bizden istenen şey de bunun uç noktası olan B noktasının koordinatları. X'e Y. Orta noktanın tanımından istersen yapalım. Artım miktarlarını burada hesaplamamız biraz daha zor olabilir. O zaman 3 bölü 5 eşittir. 3 artı X bölü 2. Devam edelim. 6 eşittir. İşler dışarı çarpma yaparsak 15 artı 5x Buradan x eşittir. Bunu bu tarafa atarsak eksi ne olacaktır? Eksi 9 bölü 5 yapacaktır. Değil mi? Devam ediyoruz değerli arkadaşım. Aynı şekilde y'yi bulalım. Renk değiştirelim. 14 bölü 5 Orta nokta 14 bölü 5 14 bölü 5 eşittir. Eksi 2 artı y bölü 2'den 28 eşittir. Eksi 10 artı 5 y. Buradan y eşittir. 38 bölü 5 olarak bulunur ki 38 bölü 5'e eksi 9 bölü 5 hangi seçenekte var? D seçeneğinde var. Doğru mu? Doğru. Evet biraz işlem olarak uzun oldu. Neden? Çünkü rasyonel sayılar. Halbuki birinci sorunun aynı mantık ama işlemler biraz farklı. Anlaştık mı? Bu şekilde kazanım 14'ünde değerli arkadaşım sonuna geldik. Kazanım 15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.